Merhaba. Yeniden bu güzel yapının önündeyiz ama hemen fark etmişsinizdir bu kez tamamlanmış hali karşımızda. Hatırlarsanız eğer geçtiğimiz günlerde inşa halindeyken bu evin çekimini yapmaya çalışmıştım. Tesadüfen gördüğüm bir ev. Sağ olsun o gün burada çalışma yapan ustamız da bizlere müsaade etmişti. Şimdi tamamlanmış halini sizlere tanıtmaya çalışacağım. Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız videoyu video içerisinde çok fazla firma logosu göründüğü için YouTube tarafından sorun yaşayabiliriz düşüncesiyle kaldırmak zorunda kalmıştık. Şimdi firmaya rica ettim. Eğer kabul ederlerse farklı bir şekilde iletişim bilgilerini paylaşmaya çalışacağım. Çünkü ahşap ev konusunda çok fazla soru geliyor. Dolayısıyla ben de bildiğim, gördüğüm, en azından işçiliğinden emin olduğum firmaları tavsiye etmeye çalışıyorum. Bu betonarme konusunda da olacak, taş ev konusunda da olacak, prefabrik ev konusunda da olacak. Kendi bildiğim, kendi gördüğüm, en azından güvendiğim firmaları tanıtmaya çalışacağım. Belki birilerinin işine yarar diye arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu belirtmek gerekli. Yapı ister taş ev olsun, ister ahşap ev olsun, ister prefabrik ev olsun. Hiç fark etmez. Bunların tamamı insanların bekledikleri, yaşamak istedikleri hayata, bütçelerine, tabii ki daha da önemlisi yasal mevzuatlara göre değişiyor. Örneğin siz 80 bin liraya ben betonarme ev mal ederim derken, işte 80 bin lira taşınabilir yapıya, ya bir tiny house'a verilir mi derken, işte o tiny house gidip deniz kenarında bir ömür geçirebiliyor herhangi bir ruhsat işlemi olmadan. Dolayısıyla dediğim gibi bu kriterlere dikkat ederek bir ev seçimi yapmak zorundayız. Bakın buradaki arkadaşımız satın almış olduğu, zannedersem 125 metrekarelik imara sahip bu alanda, tarlada daha doğrusu. Pratik, ekonomik, böyle fazla uğraştırmayacak bir yapı istemiş. Geçtiğimiz günlerdeki videoda hatırlarsanız zaten yaklaşık bir ay içerisinde yapının tamamı hazırlanıyor. Metrekare bazında ortalaması 2000 lira olarak ustamız fiyat vermişti bizlere. Bu tabii ki kullanılacak malzemenin kalitesine göre 2200 liraya kadar çıkabiliyor demişti. Burada içeride zaten yapının tamamı neredeyse çatı olduğu için çatının iç tarafında ciddi bir yalıtımdan bahsetmişti ustamız. Dolayısıyla ayrıca duvarlarda değil, zaten evin neredeyse tamamını oluşturan yapının çatısında ciddi bir yalıtım olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde bu evle alakalı ustamız sedir ağacından yapıldığını söylemişti. Yani kendilerinin bu tür yapılarda sürekli olarak sedir ağacı kullandığını, en dayanıklı, en fazla kullanılacak malzemenin sedir ağacı olduğunu belirtmişti. Şimdi firmadaki arkadaşlarla ben şunu konuşacağım ilk görür görmez. Apliklerin değişmesi gerekiyor, sıvı üstü prizlerin de değişmesi gerekiyor. Çok uyum sağlamamış. Muhtemelen bunlar standart halleri. Eminim ki zaten daha uyumlu bir şey gelecektir buraya. Ama dediğim gibi baktığınız zaman inşaat derdi yok, usta derdi yok, şu bu derdi yok. Bir ekip geliyor. Bir ay sürmeden pataküte pataküte gördüğünüz son derece şık, son derece ne diyelim modern ve kullanışlı bu yapıyı ortaya çıkartıyor. Geçtiğimiz videoda çok soran arkadaşımız olmuştu. Bu ahşapların tamamı zaten emprenyelenmiş arkadaşlar. Daha sonra kurutulmuş, fırınlanmış. Yani son derece böceğe karşı ya da benzer etkilere karşı dayanıklı malzemeler. Fakat yanlış bilmiyorsam eğer zaten 10 yılda bir bu ahşap evlerin detaylı bir şekilde bakımının yapılması gerekiyor. Onun haricinde diyorum ya pek çoğumuzun hayalini kurduğu son derece şık, son derece kullanışlı bir ev. Şimdi içeriye gireceğiz. Dediğim gibi daha önce bunu gösterememiştik. Şu anda tamamlanmış halini içeriden de sizlere paylaşmaya çalışacağım. Verandadan başlamak gerekirse gördüğünüz gibi burada yaklaşık 8 metrekarelik verandamız hazır. İçerisini geçtiğimiz günlerde de söylemiştim. Taban 28 metrekarelik bir alan. Şöyle ayakkabılarımızı çıkartalım. Ev sahibimiz ayıp olmasın. 28 metrekarelik bir alan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güneş panelleri kullanılıyor burada elektrik için. Çünkü burada zaten 4 mevsim bir yaşam yok. Burası ev sahibinin farklı bir ilde oturduğu, zaman zaman gelip ailesiyle birlikte kaldığı son derece şirin ve kullanışlı, kompakt bir yapı arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben sizlere hemen aklımdayken tabandan bahsetmek istiyorum. Bilmiyorum duydunuz mu? Genel itibariyle bizler laminat yaptırırız, parke yaptırırız, ahşap görünümlü seramik yaptırırız ama Ege'de, köylerde genel itibariyle daha doğal olsun diye, ki bence de son derece doğru, rabıta kullanılıyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz yapıda, tabanda aslında rabıta. İtalya çamdan yapılmış. Gördüğünüz gibi son derece doğal duruyor. Ki kendimiz de zaten şu anda tadilatın yeni başladığımız iki katlı köy evimizde, tadilatı yapılan evde aynı şekilde üst kattaki döşemeleri rabıta kullanmak istiyoruz. Alt katta şu an için seramik fikrimiz var. O da değişebilir. Bununla ilgili de fiyat bilgisi vermek gerekirse arkadaşlar. Genel itibariyle rabıta uygulamaları işçilik dahil. Yani bulunduğunuz yere malzemeyle birlikte gelinmesi,
İstediğiniz şekilde verniklenip açılıp boyanması vesairesi işçilik dahil yaklaşık olarak 140 lira metrekare bazında fiyat olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bu kullanılan malzemeye yapan firmaya göre farklılıklar gösterebilir. Şimdi burada gördüğünüz gibi zaten minimal bir yapı mevcut olduğu için akla ilk gelen hemen açılabilir bir L kanepe. Gördüğünüz gibi hemen konmuş. Mutfak son derece şık, yine uyum sağlamış. MDF ya da işte sunta tarzı herhangi bir şey kullanılmadan yine doğal ahşapla son derece uyumlu bir yapı olmuş. Hemen banyoyu göstermek gerekirse banyonun zaten belirli bir kısmı doğal olarak seramik yapılmış. Tabii ki kişinin isteğine göre farklı şeyler yapılabilir. Aynı şekilde yine çatı aşağı doğru zaten devam ediyor. Şunu belirteyim arkadaşlar. Şu an dışarısı az önce de gördüğünüz gibi güneşleme çok sıcak. Ancak samimiyetimle söylüyorum, içerisi son derece serin. Yani yalıtımın son derece başarılı olduğunu söyleyebilirim ki içerisi kapalıydı. Gördüğünüz gibi camlar da kapalı. Hele ki şu anda bu camı açarsam bayağı bir ceyran yapacağını biliyorum dışarı tarafla alakalı. Her neyse, dediğim gibi tamam, toplamda 28 metrekare. Şimdi olur da firma bana geri dönüş yaparsa kendileriyle görüşeceğim ilk konu şu. Yani lambalardan vesaireden sonra gözüme çarpan, ki dediğim gibi bunlar muhtemelen müşterinin kendi isteğidir. Yaptıran kişinin kendi isteğidir. Benim ileteceğim konu şu. Şimdi bu tür yapılarda zaten en önemli amaç yeri tasarruflu kullanmak. Yani yerden bir şekilde tasarruf etmek. Daha fazla alanı genişletebilmek. O yüzden ben diyorum ki bu bana doğru gelen bir şey. Bilmiyorum, belki siz farklı düşünürsünüz. Belki de günde sadece bir defa yukarıya, yani yatak odası maksatlı kullanacağımız yere çıkmak için bütün gün salonun ortasını işgal edecek bir merdivene ihtiyaç yok. Gördüğünüz gibi zaten büyük de bir merdiven. Ben diyorum ki bunu çekmeli merdiven yapabiliriz. Yani merdiven şurada durur. Şurada durur. İstediğiniz zaman aşağı indirirsiniz. Tabii ki seyyar değil. Orası sabit menteşelenmiş olacak. Bildiğiniz tavan merdivenleri gibi çektiğiniz zaman pataküte yukarıya çıkarsınız. Aynı genişlikte de yapabilirsiniz bunu. Yani bunu iki parça kırmalı yaptığınız zaman yukarıya amortisör vasıtasıyla ya da benzeri bir yapı vasıtasıyla rahat bir şekilde çıkacaktır. Çıkacağınız zaman da ineceksiniz. En azından ne olur, aşağı tarafta gün içerisinde rahat bir şekilde kullanılabilir. Bir ikincisi, ben şuna da karşıyım. Ve yine söylüyorum, bu tabii ki müşterinin isteğine göredir, firmalar ona göre yapıyor zaten bunu. Ancak ben içeri girdiğim zaman mesela en azından şu 3 metrelik bölümün açık olmasını tercih ederim. Yani şurada bir asma kat olsun. İşte korkuluklarıyla beraber içeri girdiğimde üst katı asma kat şeklinde göreyim. Burada da tavanı göreyim, tavanın yüksekliğini göreyim. Bana daha ferah gelir. Bu dediğim gibi benim kendi görüşüm. Siz farklı düşünebilirsiniz. Ben bunları firmayla iletişim kurabilirsek eğer kendilerine ileteceğim arkadaşlar. Şöyle yukarıya çıkalım. Bu arada ev sahibimize de teşekkürler, müsaade etti çekim için. Bunu belirtmeyi unuttum. Harika bir manzara. Şöyle göstermeye çalışayım. Gerçekten güzel bir manzara. Şöyle bir yatak konmuş. Arka tarafın manzarası da son derece güzel. Ön tarafta gördüğünüz gibi bir balkon var arkadaşlar. Şöyle manzarayı da göstermeye çalışayım sizlere. Burada son derece en azından şık, böyle püfür püfür de esen bir balkon var. Tabii ki biz kapıyı kapatalım. Ne olur ne olmaz. Şöyle kilitleyelim. Yukarısı, bu gördüğünüz asma kat yaklaşık 14 metrekare. Burası da aynı şekilde yine rabıta yapılmış. Aynı şekilde aşağıdaki ite açamdan bir örnek yapılmış arkadaşlar. 2,5 metre daha önceden ustamız ölçü vermişti. Buradan tavan yüksekliği 2,5 metre. Dediğim gibi bura zaten sürekli olarak kullanılacak bir oda değil. Yani genelde yatak odası, burada da gördüğünüz gibi yatak odası maksatlı kullanılan, akşamdan akşama çıkılacak bir yer. Az önce bahsettiğim de tam olarak şuydu. Yani buradan baktığınız zaman aşağıya görelim. Aşağısı tavanı görsün. Daha ferah bir yapı olsun. Burada korkuluk da kesilsin. Merdiven bu taraftan verilebilir diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Benimle paylaşırsanız gerçekten sevinirim arkadaşlar. Şimdi buradaki amaç bir ev göstermek değil. Onu hemen belirteyim. Gerçekten işçiliği çok güzel. Ki daha önce de bahsetmiştim bundan sizlere ilk videoda, kaldırdığımız videoda. İşçiliği oldukça iyi olduğu için özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Olur da firma da kabul ederse ileride iletişim bilgilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü özellikle ilerleyen dönemlerde ben detaylı bir şekilde inşaat işiyle ilgilenmeyi düşündüğüm için hem ahşap konusunda, hem taş konusunda, hem betonarme konusunda bildiğim, güvenilir,
inandığım, işçiliklerini gördüğüm sağlam firmalarla, sağlam kişilerle işbirliği yapmak istiyorum arkadaşlar. En azından ilerideki potansiyel müşterilerimize karşı ne yapılacaksa bildiğimiz firmaya doğrudan yönlendirebilir ya da birebir onlara kendimiz iş yaptırabiliriz. Niyetimin bu yönde benim kendi adıma. Dolayısıyla ne kadar çok bu şekilde işçiliğini gördüğüm, beğendiğim, ne diyelim, işin hakkını veren firma görürsem benim için o kadar iyi. Tabii ki pek çoğunuz biliyorum ki kendi işinizi kendiniz yapmak istiyorsunuz. En azından kendiniz de belki bu tür firmalarla irtibata geçersiniz. En azından belki evinizin tamamı olmasa dahi atıyorum işte zemin döşemesi ya da işte mutfak dolabı vesaire konusunda yardım alabilirsiniz. Umarım ki burada gördükleriniz de fikir vermiş olur. Gerçekten ben çok beğendim. Dediğim gibi yani metrekare bazında siz belki betonarme ev tercih edebilirsiniz. Ama betonarme evin yapısıyla, kullanım amacıyla burası çok farklı. Ya da taşınabilir yapılarla bu evin yapısı çok farklı. Ama bu evin aynısını kalkıp trafiğe tescilli bir dorsenin üstüne monte edebilirsiniz. Bunu da unutmayın. Dolayısıyla bu da sizi ruhsat işlemlerinden kurtarmış olur. O yüzden az önce belirttim ya, bu tarz evlerin bütün yapım amaçları, yapım şekilleri farklıdır. Maliyetleri de buna göre bu yüzden değişiyor. Kendinize dikkat edin. Umarım ki bir fikir verebilmiştir. Son itibariyle metrekaresi yaklaşık işte 2000 liradan toplamda ne dedik? 42 metrekare desek arkadaşlar. 80 küsür bin liraya mal olmuş bir ev. A'dan Z'ye başka hiçbir şey yapılmadan. Hayırlı uğurlu olsun. Ev sahibimiz de güle güle otursun. Yapan arkadaşların da gerçekten eline sağlık. Çünkü pek çok ahşap ev gördüm. Birçoğunu sizlerle paylaşmadım. Yanlış yönlendirmek istemedim. Gerçekten beğenmediğim şeyler çok oldu. Ama burası gönül rahatlığıyla benim içime sindi. Ben kendi adıma dahi şu mutfak dolaplarını yeni yaptırdığımız tadilatı yapılan ev için örnek aldım diyebilirim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. En kısa zamanda görüşmek üzere.